2. İki. Geçiyoruz 2'ye. Fenerbahçe orta saha rotasyonunda sorun yaşar mı? Neden? Çünkü şöyle bir durum var. Bartu Elmas Sivaspor'a ee, Crespo Rayabaya Kano'ya gitti. ise çok uzun süreden beri forma giyemiyor. Daha önce de forma giydiği maçlarda bu sezon hiç beklentileri karşılayamadı. Fred'in de daha dönüşüne en az 3 hafta daha var. Kendin sor, kendin cevapla. Ben cevaplayayım. Fenerbahçe'nin rotasyonda sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü bence stoperdeki bolluk sebebiyle, şunu da bir tırnak içerisinde söyleyeyim. Alexander Ciku'nun 6 e, numarada kullanılma ihtimalinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Maçına göre. ideal 11'de değil ama e, İsmail Hoca da seviyor. Yani maçı 1-0 giden maçlarda tutmaya çalışmaya artık son 10-15 dakikada belki Ciku'yu 6 numaraya alıp orta sahada bir sertlik, ...rakip topu doldurduğu zaman bir hava topu hakimiyetine sahip olması. Çünkü Crespo'nun gidişi... ...Bartu Elma zaten çok denklemde olan bir oyuncu değildi. Crespo'nun gidişi şunu etkiliyor. Mücadeleci orta saha eksikliği yaratıyor. Zaits evet iki sene önce, bir sene önce bildiğimiz Zaits değil ama... ...Zaits türünde, Lincoln Henrique türünde... ...benzer de aslında, üçü de benzer nitelikte tabii ki farklılıkları var ama... ...bu tür 6'dan 8'den ona kırılan... 6'dan 8'e kırılan oyuncular var Fenerbahçe'nin elinde. Crespo 8'den 6'ya kırılan bir oyuncuydu. Kurun ile birlikte benzer özellikler benzer özellikler de derken 8'den 6'ya kırılması anlamında söylüyorum. İsmail ile birlikte orayı yedekleyebilen oyunculardan birisi. Yani orada 8'den 6'ya kırılan 3 oyuncu vardı. Alexander Ciku ile beraber net bir 6 oynayabilir Alexander Ciku. Crespo'nun da boşluğunu tamamlar. Ha, Mert Hakan var. Mert Hakan girdiğinde yani 30 saniye oynasa bile maça damga vurmayı başarıyor bir şekilde. Son Ankara gücü maçında da kornerdeki topu adama çarptırmaya çalışımıyla orada da bir kaos spekülasyon yarattı. Yan hakemle diyaloğa girdi. Yani durumunun farkında olması lazım Mert Hakan'ın. Son derece basit oynaması lazım. Yani Sivas Spor'da Menemen Spor'dan çıkmış Mert Hakan gibi tamamen oyuna konsantre olursa o da Fenerbahçe'ye yararlı olabilir. Yani kolundaki kaptanlık pazubandını bandını unutacak, komutan e, lakabını unutacak, ne kadar hak ettiğini bunun muhasebesine girecek ve sadece takımın ihtiyacı neyse ona hizmet edecek. Yani oyuna girip Fred'in atılmasında faktör olmayacak. Oyuna girip gideyim de şu adama çarptırayım, top yerinden sarı kart aldırayım diye oyunlara girmeden yapabileceğinin maksimumunu yaparsa Fenerbahçe ciddi bir sorunu olmaz. Zaten 3, 3 hafta, 4 hafta sonra Fred gelecek. E, Toparlar diye Fenerbahçe bu rotasyonla e, ligi götürebileceğini, sonrasında da konferans liginde zaten Fred'in dönüşüyle beraber idealine kavuşabileceğini düşünüyorum. İsmail Kurunic, Fred, İrfan Can, Şimanski. Ya ben İrfan Can'ı da orta sahasıyım. Sen sayıyorum. İrfan da sayıyorsun. E demek ki İsmail Hoca da sayıyor ki hem Crespo'nun gitmesine izin verdi, hem Bartu Elmaz'ın kiralanmasına. Mert Hakan aklını başına devşirirse, yani o söylediğin güzeldi. Şimdi böyle genel değil de. İyi. Asker asker yok, komutan yok, o, o değil sen da, ya. Tamam o kadar da bak rütbede o kadar tenzil yapılmaz birden. Ne yapalım? Nereden nereye indirelim? Yüzbaşından başından teğmene. <laughs> Bayağı 3 yıldızı götürdün yani. Abi yıldız falan götürmedim. Yok, üst yok, şey sonra ne <laughs> oluyorsun abi? Üst sonra te, üst teğmen. Ne oluyor yüzbaşı mı oluyorsun? Evet abi Öyle kendine ben... gel. As Öyle teğmen, mi? teğmen, üst teğmen, yüzbaşı. Ben unutmuşum 2004'te askerdi. Bir şey söyleyeceğim. Sanki askerdi şey yaptın ya. Binbaşı'dan yarbaya yükseldin. Yok hayır. Çıkarken <laughs> dükme almıştım. Ben ya almıştım. Bir şey söyleyeceğim. Yani söylemek istediğim. Başladığın yere dön kardeşim. Tamam bak herkes üst gitti temen, sana kaldı. Teğmen tek yıldız, üst teğmen iki yıldız, yüzbaşı üç yıldız. Ya oldu. tamam. ben nerede yıldız falan bir şey gördüm. Ben de bir tane pırpır pır vardı. O kadar bir... Onu düşüyordu şimdi ya. Yani. Ya, şimdi bak. <laughs> e, demek ki İsmail Hoca da İrfan Can'ı orada sayıyor ki. Çünkü bak artık Cengiz sağ önde tamam. Yani Cengiz al ligin en iyi sağ önlerinden birine dönüştü mü abi? Zaten geldiği zaman ligin en iyi sağ önü olması gereken bir bonservis bedeli ödendi mi? Ödendi. Tabii. Öden, öden. Yani Rekor, daha sarayda var. Rekora de, yakın. Sağ önde çok iyi tayfa. İşte bakalım hangisi oynayacak? Belli değil şimdi. Barış Alper orada mı oynayacak? Bek mi? Bilmiyoruz bunu ama. Sen de artık Cengiz oraya gözün kapalı yazarsın. Hani şey değil. Cengiz'i buraya alırsam sağ önü kimi alırım değil. Mesela Barış Alper sol bek yaparsam sağ önü kimi alırım? Galatasaray'da soru işareti birkaç maçtır. Eyvallah. Ama burada sen Cengiz'i yazdıktan sonra İrfancan tamam işte ya. İrfancan da Mert Hakan gibi ilk geldiği rolüne bürünecek. Asıl orijinal mevkisine geçecek. Bitti. Yani bir dert sıkıntı yok. Yani hocanın bunları gönderecekse neden oyunu aldı Emre Mor'u? gres boyu. Mesela şımask yerine onu demek ki hani İsmail Hoca her şerde bir hayır vardır gözüyle baktı diyelim. iyi niyetle hayır hani denedik olmuyor işte orada İrfancan olacak artık falan diye. Da, yani değil, olan, burada Fred başlasam. yokken doğru doğru geometriyi nasıl yapacaksın? Bu hafta böyle gönyemi getiremedim ama gönyeyi bana getiren ve Ali Teker geldi. Alicim tekrar geçmiş olsun. Tabi Fenerbahçe son maçlarda süzüldü, süzüldü. zorlanarak kazanınca daha önceki haftalarda 1, 2, 3, 4, 5 oluyordu ya 1, 2, 3, 4 yetmez ah ne günlerdi. 4, 5, 6, e, Fenerbahçe öyleydi ilk yarılar şey aralarda, ikinci yarılarda neyse. Burada da Şimanski, Tadic, Ceko atsın diye oynuyorlardı yani. E, tekrar buna dönmek, dönmeyi tercih edecek mi İsmail Hoca çok merak ediyorum. Bence stres yönetimi diyorum. Stres yönetiminden çok Fenerbahçe'nin sağ içinde Fred yokken Görev yönetimine, görev dağıtımına ihtiyacı var. O zaten bir stresi azaltacaktır. Bir daha anlatayım formülü. Sağ içinde yeteri kadar... Mesela 70 kere rakip cezalandıran topla buluşup iki golde kalıyorsun. Bu mesela oyunculara bir stres yüklüyor. Oradan bir tribüne geçiyor. E bir tribünden geçen stres bir daha oyunculara geliyor. Homurtulardan. E sonra bir daha oradan gidiyor. Halbuki 1, 2, 3, 4 yapınca... ...hiçbir stres kalmıyor. Herkes hare hare Krishna. Çok şükür ya Rabbim. İşte haleluya. Kim artık geliyorsa maça... Ona göre vay ve takıma başı burma burma. Yar 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 aman anladın mı yani? Sonra vura 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 kıra 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 ya da gerek kalmıyor. Zaten çok iyi oynayabilen oyuncularım var. Rahatlıkla. Ayrıca buraya ben şey de ekliyorum. Ee, zaman zaman Batshuayi Ceko oynatıp bazen de zaten iki merkez orta saha yeterli olacaktır Fenerbahçe'ye. Özellikle Fred varken. Fred düzeldiği zaman. Çok ekstradan evet. bir de Ferdi oraya alınabilir. Çünkü bir sürü böyle yeni stoper geldi. Osterwold'e sol beke geçebilir. Yani asıl yerlerine dönecekler ya. Bak Mert Hakan da, Osterwold'e de, İrfan Can da asıl yerlerine geçecekler. Mission complete Mert Hakan hariç. Mert Hakan iki gol atarsın oğlum. Sonra da benim videoyu ben olsam otobüsü almam koyarsın. Beni de böyle linçletirsin. Bak benden sana David Lynch senaryosu. Sen iki, sen sade oyna, düzgün oyna. Rahat oyna, gereksiz kart görme. Çene iyidir ve ayakları çalıştır. Ayakların çok iyi çalışıyor zaten Mert Hakan. Ben beğendim hoca abi yetenek olarak. Gereksiz işlere girdiği için ben onu eleştiriyorum. Hak ediyor. E zaten ki ne, ne sorun olabilir ki Mert Hakan? Yoksa yani, ne olsun yani abi, yani ne abi? Yani zaten buradaki eleştirinin tamamı sağ içi parametrelerle alakalı. O ben kadar benim bir şeyim yok. Ben öyle Serdar yani... gibi Fandayk bitmiş artık falan. Nereye bitmiş Serdar? Dur daha Son 3 sezondur böyle en iyi topunu oynuyor. Ya dün, Öbür de, falan. de çok iyi fatal. değil miydi ya Chelsea maçında? İşte Zaten Serdar yani saç işte beğenmemişti. Şey yani artık. Bir şey soracağım. Van Dijk mı daha çok bitmiş? Yani daha doğrusu Van Dijk'ın mı daha çoğu kalmış? Yoksa çok sevdiği bir Sergio Ramos'un mu? Sormak gerek. Ya Sergio Ramos 38 artık. Sergio ee, Ramos da şu anda debeleniyor. İtiraf da edemiyor. Hayır yazık adama da yazık. E, yazık tabii. Takım kötü. Yani şimdi çok yavaştan Beşiktaş'a geçeceğiz, geçeceğiz ya. Yani takım kötü. E, yani yazık bu, oluyor. Herhalde benim bir iki dakikam daha var. Mert Hakan konusu. Kimsenin zaten buradaki ne problemi olabilir de Mert Hakan'ın girdikten sonraki hal, tavır yani biraz daha sakinleyip hani kendisine atfedilen şimdi Mert Hakan çok sansasyonel bir şekilde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kaldıktan sonra bir de çok tasvip etmediğim şekilde yazışmalar da ortaya çıktı ya yani itibarını madem alamadık itibarını sıfırlayalım da Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye de yar olması şeklinde bir durum ortaya çıkmıştı. Hiç güzel bir durum değildi bu. Şimdi oradan da kendini ispatlamak için aslında Mert Hakan hani daha yeni ilk kupasını geçen sezon kazandı. Hani bir şey deplasmanı var, Galatasaray deplasmanı var işte kazandı. Yani ortada bir başarı yokken takım almış, sürüklemişti de yokken ister istemez böyle bir liderlik konumuna ya kendi oturmak istedi ya da oturtuldu takımın liderlerinden biri gibi gözüküyor. Yani Fenerbahçe'de o meşhur otobüsün arkası vardır ya 5 kişilik. Ama orada oturanlar Volkan Demireller'dir, işte Gökhan Gönüllülerdir. 10 ee, küsür sene Selçuk Şahin'dir, 10 15 sene yakın Fenerbahçe'de oynayan insanların... Ümit Özat da otururdu arkaya. Ümit da otururdu, kaptandır. Eee müzik kaptandı koyma tartışması yaparlardı da oradan biliyorum. Ne? müzik seçme müzik, tartışması tabii, yaparlardı. Ümit Özat önemli bir karakterdi Fenerbahçe için. Evet, oradan şimdi o arkadaki beşli sıra bir anda boşalınca oraya tabii siz ister istemez şey gibi oldu. Hani eskiden bizim çocukluğumuzda kalemler vardı. Ucu çıkartırdı arkada bir yenisi gelirdi. Şimdi Mert Hakan tam pişmeden Fenerbahçe simgelerinden biri olmadan kendisini o pozisyona pozisyon içerisinde buldu ve oranın gerekliliklerini şimdi sen Volkan Demirel değilsin. Volkan Demirel'in de şey içinde şeyi çoktur yani. Hani kırmızısı, kartı, tribünlerinin golü. Fenerbahçe çek maçı efsanedir Çek, yani. çek maçı, şalke maçı. Bu de kalmadı hocam. Ya zaten çek çek ya maçı. mu yani kendisi de zaten çok üzülüyor, pişman biliyoruz ona. E, Bert Hakan o rolden onun azat edilse bence daha iyi olurdu kendisi açısından. Ama o şeyde Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden, yüzlerinden birisi olma fikri tabii ki çok onur ediyor onu. Ama onu gereğini sahada yanlış şey yaptı. Zarar verdi yani. Son, Kesinlikle. Son ya yani performansını negatif etkiledi. Hani bu neden bu kadar çok Mert Hakan konuştuk? Mert Hakan formda olsa, tamamen sahaya konsantre olsa Fenerbahçe'nin zaten o nitelikteki futbolcu ya sahip olması orta saha rotasyonu çok rahatlatır. Ben ne demiştim o maçtan sonra? İşte Fred de kırmızı gördü. Mert Hakan falan orada hani gerekeni yapmadı. Tam tersini yaptı. Ben olsam dedim böyle otobüsü almam. Ya bırak arka koltuğu. Sen önce o bir <laughs> otobüse bir daha ya oyuncu yeteneklerinde sen o bir otobüsün içinde olmayı hak ediyorsun. Arka koltuk, ön koltuk fark etmez ya. Koltuk sevdası olmayın abi. Bu bir bir şey, bir şey değil, bu şeydi hayatta. Sıkıntı daha çok ben sana söyleyeyim. Sen topun oyna abi. Topunu oyna. O otobüsün içinde yerim var zaten. Benim yerim bu otobüsün içinde. Evet ya yani bu kadar. Otur olsun. abi ortalara, ortalara bir yere otur ya. Topunu o oyna. O kadar koş ki, o kadar yorul ki. Otobüse biner binmez koyu kafayı uyu işte mis gibi. Boş ver ya bütün şeyleri. Bütün yangınları... Çok içine... zor iştir abi bir de. Fenerbahçe'de liderlik falan bak ben Oğuz abiyle, Oğuz Çetin abiyle... çok severim kendisini. Çocukken tanıştım. Ben Fenerbahçe'de basket oynadığım sezon o yine takım kaptanıydı. Yani dere ağzında böyle taraftarların kötü performanstan sonra... sahaya nasıl hiddetle girdiğini, ya bak Oğuz fotoğraflar... abinin... Oğuz abinin... bütün bunlara yani takımın en iyi bir tanesi olmasına rağmen ona da laf ediliyor. Sen de koşmuyorsun falan tırnak içinde adama ben demiyorum onlar matmazel diyorlar hani imparatordu adam. O imparator da o adam imparator matmazel diyorsun Şimdi küçümseyici bir ifade konusu pejoratif falan. ben hepsini gördüm bunları sonra ya, bel şampiyonluk gol atıyorsun taş ya. gibi oynuyorsun Başkan Ali gönderiyor sonra beraber program yaptık bu sefer de şey Oğuz Çetin küçücük herif 15-16 yaşında Oğuz Çetin sen ya, Fenerbahçe tarz, düşmanısın diyor tabii, falan yok, yani cahit, adam neler yaşadı tarz, tabii. ya Rıdvan Dilme ne Aziz Yıldırım zamanında Fenerbahçe internet sitesinden değil mi yazı yayınlandı. Ben ertesi gün hatırlıyorum evet. Pereira'yı böyle eleştiriyor diyor Vitor Pereira <laughs> ilk döneminde. Abi bunlar kulübün efsaneleri neler yaşadı yani. Siyasi konulardan adamlar linçlendiler, laf yediler. Onlarla şey yapmayan basket maçına kadar set. Evet, sen babacım, sen daha 2-3 senedir oynuyorsun. Topunu bir oyna, takdir edecekler diyorum sana ya. Ya sen Sivas'taki gibi oyna. Basit oynuyordu abi Sivas'ta. Konuş araştır Rıza Hoca'nın. Hocam ben nasıl oynuyordum? Diyecek ki ol maç izle. Rıza Hoca ne diyor biliyor at musun? At tek bası önüne git at. Soru sordum. Sizin kadar futbolu seven birisi daha var mıydı diye. Var dedim. Mert, Mert Hakan dedi. Evet evet topunu oyna kral ya. Bu kadar basit. Topunu oyna Mert Hakan. Tekrar evet. çok sevecekler. Türkiye'de çok kolaydır. Üç maç üst üste yani, topunu oynarsın. Ya kazandıktan sonra üçlüyü de sen çektir ama önce topu oyna ondan sonra üçlüyü sen çektirirsin. Ya üçlüyü bırak. Üçlüyü. Vatandaştan biri çektirsin kardeşim. Halktan biri bir alın bir çocuğu. Ya da... al bir çocuğu Fenerli çocuğu fener bahçede... Al da al çocuğu getir ortaya mis gibi ortam. Bak ha... Galatasaray'da ne güzeldi geçen sene. Böyle, Okan Hoca'nın oğlu Ali yapıyordu. Ya tabii canım. Abi sen de de İsmail Hoca'nın birini getirin abi işte ilk kimin hani kimi çıkarmak istiyorsun? Mesela kimin çocuğu oldu? Yürümeye başladı. 2 yaş, 3 yaş. Ya şey... Çıkar abi çektirsin üçlüyü. En güzel ortam ya, bırak. Futbolcunun şu çektirmesin. Mis gibi maşallah çocukları var mesela. Onunkiler büyük evet. oğlum. Seninkiler boy, yaşında neredesin? ya getirdim. seninki yaşında neredesin? Yok bir tane küçükleri de var. Geçen Hay saat... tamam peki getirecek onun tamam. küçüğü. Getir şeyi getir. Getir Her, abi. kendi çocukları çok sempatik. Abi Neyse, hepsi tamam. bence bütün çocuklar sempatik. Herhangi birini getir. Mert Hakan topu oynamayıp üçlü çektirince sempatik olmuyorsun demeye getiriyorum. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki. Ver çocuklara sal, salın çocukları gitsin yani.